50 bin küsur emeklimiz var. %24, %25'e denk geliyor. Her 4 kişiden biri burada emekli. Bir merkezimiz var biliyorsunuz. 8 tane ilçemiz var hizmet verdiğimiz. 2 merkezimiz var biliyorsunuz. Boyabat Sosyal Güvenlik Merkezi ile Ayancık Sosyal Güvenlik Merkezi. Peki çalışan sayımız, yani 4A değil de buna 4B dediğimiz Bağkur kanadı, 4C dediğimiz memur çalışanlar kattığımız zaman oran, en son bu çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında ilave 9 Mayıs itibariyle en son verileri söylüyorum size. 1800 net artışla 45 bin küsur oldu. Yani bizim aktif pasif oranı dediğimiz bir olay var. Sosyal güvenlik, daha doğrusu sürdürülebilir bir sosyal güvenlikte her 4 çalışana bir emekli düşmesi gerekiyor. Fakat Sinop ilinde bu oran 1 bile değil şu anda. Yani şöyle söyleyeyim, 0.86'lardan yeni bu milli seferberlik kapsamında 0.90'a çıktı. Yani 0.9 çalışana bir emekli düşüyor. Aslında 4 çalışana bir emekli düşmesi gerekiyor. Bizim ilimizin en büyük sorunu kayıt dışılık. Kayıt dışılıkla ilgili ben buraya geldiğim ilk zamanlar 2015 verileri vardı. Bölgesel anlamda kayıt dışılık bize veri olarak gönderiliyor. Buraya Sinop ili, Kastamonu ili ve Çankırı ili dahil ediliyor. Sinop, Kastamonu ve Çankırı ilinin dahil edildiği 2015 yılı sonu itibariyle kayıt dışılık oranımız %48.5. Türkiye ortalamasını %32.4 olarak düşünürseniz ortalamanın neredeyse 1,5 katı. Daha kötü bir şey söyleyeceğim. 2016 verileri yeni yakın zamanda gönderildi. Yaklaşık bir ay önce gönderildi. Bu oran bölge olarak mı? Bölge olarak yani hani şöyle düşünün, Sinop dersiniz işte Kastamonu veya Çankırı arttırabilir falan deseniz bile bu oran %2-3'ü geçmeyecek bir orandır, öyle söyleyeyim. Hani 2016 yılı yani 31-12-2016 itibariyle bu oran maalesef 48.5'ten 53,77'ye yükselmiş arkadaşlar. Yani yarıyı da geçmiş. Her iki kişiden bir kişi diyorduk ya, onu da geçmiş. Yani 2015 ile 2016 arasındaki artış %5,27. Bize tabii sürekli özellikle Ali 170 olsun, Bimer olsun, Cimer olsun buralardan sürekli özellikle kayıt dışı istihdamla ilgili ciddi manada şikayetler oluyor. Tabii bizim biliyorsunuz denetmenlerimiz var sahada şu anda. Onlarla ilgili denetim yapıyorlar. Onlarla ilgili aslında özellikle sektörel anlamda, yani sektörde kim önde geliyorsa onlarla özellikle mesela ilk etapta şeyi düşünüyoruz toplantı yapma anlamında. Bu Boyabat'ta özellikle kiremit tuğla fabrikaları ile ilgili ciddi manada çalışma hayatı ve kayıt dışılıkla ilgili, hani daha detay vermeyeyim size, onunla ilgili daha çok büyük sıkıntılar olduğu dile getiriliyor. Hani bu bir tane, iki tane, üç tane falan, beş tane değil. Ciddi manada her gittiğimizde, her bize gelen yazıda, her işte oradaki kişilerle yapmış olduğumuz konuşmalarda, çünkü biz aynı zamanda sahadayız da. Yani sadece burada oturmuyoruz. Arkadaşlarımızla beraber Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun, Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatıyla ev ev, kapı kapı, iş yeri iş yeri geziyoruz sahada. Çünkü oturduğumuz yerde öğrenemeyeceğimiz, tespit edemeyeceğimiz sorunları tabiri caizse sahada tespit etme. Yani bu anlamda işte işveren anlamında büyük işverenler de dahil olmak üzere işte yufkacısından çiğ köftecisine, optikçisinden eczacısına, işte terzisinden bakkalına, kasabına kadar geziyoruz. O anlamda sosyal güvenlikle ilgili bir problem tespit edip bunu merkeze gönderebilir miyiz derdindeyiz şu anda. Aynı zamanda ev ziyaretlerimiz oluyor. Yani özellikle asgari burada emekli sayısı fazla biliyorsunuz. Emeklilerin
genellikle çat kapı dediğimiz ziyaretlerimiz oluyor. Hem buradan maaşını bağladığımız vatandaşlarımıza götürüp elden teslim ediyoruz bunları. Hem de acaba daha evvel emekli olmuş, yani kapısını çaldığımızda genelde emekli ve çalışan oluyor. Yani asgari ücretli oluyor, farklı ücretle çalışan oluyor. Tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız oluyor. Şehit, gazi yakını olabiliyor bunlar. Bunların hepsiyle birebir hem arkadaşlarım, il müdür yardımcılarım hem de kendim birebir bunlarla görüşüp sosyal güvenlik anlamında sahada bizim bir sıkıntımız olup olmadığına yönelik tespitler yapmaya çalışıyoruz. Bu tespitleri önem sırasına göre, yani hangisi daha fazlaysa, bunları raporlayarak merkezimize bildiriyoruz. Bizden istenilen her türlü istatistik bilgiyi, sahada tespit etmiş olduğumuz olayların hepsini bununla ilgili merkeze bildiriyoruz. Genel olarak kayıt dışılıkla ilgili durumumuz bu. Çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. Yani dediğim gibi çalışma hayatına yönelik ve kayıt dışılıkla ilgili ciddi sıkıntılar var. En büyük sıkıntımız bu şu anda. Yani ilimizdeki en büyük sıkıntımız bu. Ve sektörün önde gelenleriyle önce bir toplantı yapacağız. Sıkıntıları aktaracağız. Bununla ilgili bize düşen rehberlik faaliyetimizi, yani hemen bir cezalandırma olayı değil de ilgili sektörde önde gelenlerle bilgilendirme toplantısı yapıp daha sonra bununla ilgili eğer tedbir alınmazsa gereği neyse yapma yönünde girişimlerimiz olacak. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun faaliyet listesi de zaten dağıttım genel olarak. Bizim bu Sosyal Güvenlik Haftası 1-12-2008 tarihinde bizim yasa yürürlüğe girdi. 5510 sayılı yasamız. 2009 yılından, yani 1-12-2008'de yürürlüğe girdi. 2009 yılının 11-17 Mayıs'ından başlayarak her hafta, işte bu 16 Mayıs'ın denk geldiği haftayı biz Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutluyoruz. Sevindirici bir olay. Özellikle bizim 22 Şubat haber bülteninde TÜİK anketlerinde şu anda güvenilirlik anlamında 4. sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Fakat önemli olan şu, bir önceki yıla göre güvenilirlik oranı %9,2 puan artıyor. Burada sıralamayı şöyle bir belirlenmiş. 2016 yılında 1. derece %78,4 ile ulaştırma hizmetleri, 2. sırada %75,7 ile asayiş, 3. sırada %75,4 ile sağlık, 4.'ye %67,9 da Sosyal Güvenlik Kurumumuz geliyor. Yani ilk 4'teyiz şu anda ve bu 67,9'a 9,2 puan ilave edilerek bu 67,9'a gelindi. En yüksek artış Sosyal Güvenlik Kurumu'yla kurumuna yapılmış şu anlamda. Özellikle girişte bahsettiğim bizim iki tane sosyal güvenlik merkezimiz var. Bir tanesi Boyabat Sosyal Güvenlik Merkezi, bir tanesi de Ayancık. Boyabat aynı zamanda Durağan ve Saraydüzü ilçelerimize bakıyor hizmet noktasında. Ayancık da Türkeli ilçemize bakıyor. Diğer kalan merkez ve 4 tane ilçeye de il müdürlüğümüz bünyesinde bakılıyor. Yurdun dört bir tarafında bununla ilgili özellikle sosyal güvenlik merkezi ve rehberlik sosyal güvenlik merkezi dediğimiz. Yani o ilçenin işte nüfusu az olması sebebiyle sosyal güvenlikle ilgili her türlü işlem o rehberlik sosyal güvenlik merkezlerine alınıp ana birime iletiliyor. Oradan işlem yapılıp tekrar ilgili birimlere iletilerek vatandaşın bu anlamda sıkıntısı, problemi çözülme noktasına gidiliyor. Yine burada söyleyebileceğimiz özellikle e-devlet portalında, özellikle genç nesil, yeni jenerasyon e-devleti oldukça fazla kullanıyor ve şu anda 59 uygulamamız bulunuyor e-devlet kapısında. Yani en fazla sanıyorum uygulama sosyal güvenlik, bakın isterseniz e-devletiniz vardır muhakkak tahmin ediyorum. Bununla ilgili 59 uygulamayla en e-devlette uygulaması en fazla olan kurum Sosyal Güvenlik Kurumu. Yine bahsetmiş olduğum bu hem bilgilendirme hem de kayıt dışılık çalışma hayatıyla ilgili bizim biliyorsunuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Ali 170 hattı var. 7 farklı şehirde, bunlar işte Karaman, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt ile burada 910 tane çalışanımızla tüm yurt genelinde hizmet veriyoruz.
buraya gelen her türlü bilgi ilgili birime anında iletiliyor. Yani sistem üzerinden elektronik ortamda anında iletiliyor. Onlar dediğim gibi bizim ekranımıza otomatik olarak düşüyor. İlgisine göre ilgili birimlere iletiliyor. İlgili birimde zaten belli süreleri var. O süreler içinde yapılması gereken iş ve işlemler. Mümkün olan en kısa sürede bu hizmetleri, bu gelen bilgilerin gereği neyse yapıp bu alanları kapatıyoruz. Onun haricinde özellikle iki sefer buraya çalışma hayatında milli seferberlikle ilgili iki sefer heyet geldi değişik tarihlerde. Bununla ilgili özel bizim sosyal güvenlik kurumumuzun paydaşları olan işte odalarla olsun, işte işverenlerle olsun, vatandaşlarla olsun birebir temas sağlandı. Yani sahaya işte çıktığı iş yerlerini bu anlamda ziyaret ettik. Büyük işverenlere, organize sanayi bölgesindeki iş yerlerimize, vatandaşın direkt evine çat kapı yaptık. Tıbbi cihaz kullanan dediğim gibi vatandaşların evine, şehit gazi yakınlarının evlerine onlarla beraber yaptık. Onlar da sahada daha farklı bir gözle baktı. Biz zaten dediğim gibi sürekli sahadayız arkadaşlarımla beraber. Bunların hepsi raporlaştırılarak Sayın Bakanımıza sunuldu. İşte bununla ilgili şu anda çözüm aşamasında özellikle bu kıdem tazminatıyla ilgili en çok sorun orayla ilgili geldi. Çünkü şu anda iş davalarının, iş mahkemelerinin neredeyse %90'ına yakını bu kıdem tazminatı işçi işveren çekişmeleriyle ilgili. Yani bunları eğer çözüm bulursak, yani yasal düzende, yasal olarak bunlara çözüm üretebilirsek kurum olarak, bu davaların da büyük ölçüde belki %60'ını, 70'ini, 80'inin önüne geçeceğiz. Belki tamamının önüne geçeceğiz ilerleyen süreçte. Bunların hepsini dediğim gibi an ve an merkezimize iletiyoruz. Diğer şeyleri zaten arkadaşlarımız yazmışlar. İşte genel sağlık sigortası prim borçlarını mesela silindi. Lise ve üniversite mezunlarına 2 yıl daha sağlık hizmeti sağlandı. İşte borç ertelemesi dedik, az önce konuştuk. Bizim zaten şu anda en önemli Mayıs ayı sonuna kadar bize müracaat etmiş. İşte gerek tek seferde gerek taksit şeklinde ödeyip ödeme taahhütüyle bize başvurmuş. Fakat ilk taksitini veya işte tamamını 31 Mayıs'a kadar ödememiş işverenlerimize özellikle duyuru yapmak istiyorum buradan. 31 Mayıs'a kadar özellikle bu ilk taksit veya eğer peşin ödüyorsa da tamamını 31 Mayıs'a kadar ödeyip bu taksitlendirmeden yararlansınlar işverenlerimiz. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.